Günaydın, günaydın Çağla ile yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hava bir tık kapalı, kabul ediyorum. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bir miktar pazartesi sendromu, bir miktar vakalarda artışlar var ama biz bugün sizin evlerinize, benim yüreğimden öyle geliyor, sanki evlerinizde çiçek açacak gibi hissediyorum. Çünkü çok ama çok sevilen iki konuğum var. Bora Öztoprak ve Çiçek Çiçek. Nasılsınız? İyiyiz. Şimdi tam az önce konuşuyorduk. Tam bir yıl önce Zoom'dan bir bağlantı yapmıştık. Çok özlemiştik şarkıları, türküleri. Ne olur bize bir şeyler söyleyin diye size bağlanmıştık. Çok tatlı sohbet etmiştik. Şimdi inanabiliyor musunuz? Üzerinden tam bir sene geçmiş. Yayınıma geldiniz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Her zaman. Rica ederiz. Sana kredimiz sonsuz. Çağırdığın an geliyoruz. Ve sanıyorum ilk defa bizde bir buçuk senedir diyelim. Evet. Bir stüdyoya geldik ama tekrar teşekkür ediyoruz. Her şey şahane, çok pırıl pırıl korumalı. Güvende hissediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Son derece. Şimdi bugün aslında hem evliliklerine dair hem bu pandemi dönemine dair bir şeyler konuşacağız. Aile hayatınızı konuşacağız. Efendim mutfağa gireceğiz sevgili Çiçek'le beraber ve tabii ki şarkılar dinleyeceğiz sevgili Bora Öztoprak'tan. Ama ondan önce dünden bugüne öncelikle sevgili Çiçek'le ilgili minik bir beter hazırladık. Böyle bir ısınma turları olsun. İzleyelim. Çekil elinden. Babanın yerim ben hava almaya çıktım. Tam hava alınacak zamanı buldum. Peki sen ne almaya çıktın? Öyle mi? Çok komiksin. Ambacım şoförse. Vitese karıştırdın galiba. Sevgili Memnun'un bana evlenirken söz verdiydi. Benimle evlenirsen sana hiç iş yaptırmam. O iki karı her işi yapar dediydi. Yani ben anlaşmalıyım. Ya Romanı Cazibe abla, bir gecelik evlilik için şimdi kalkıp nikah kıyacaksın, düğün yapacaksın, yeni ev eşyaları, yatak odası takımı falan alacaksın. Bir gece için bunca masrafa, yorgunluğa değer mi? Salak lazım olsaydı bunu al derdim ama. Kırın. Senin özel bir yöntemin var mı? Valla ben de herkes gibi tekme tokat falan diyorum aslında. Aa, faydası oluyor mu? Olmaz mı? Sıkı bir tekme geçir bakalım nasıl şişiriyor. Ay sahi mi? Nasıl vuruyorsun peki? Ne diyorsun sen be? Ya tokatlamayı anladım da nasıl tekmeliyorsun onu anlayamadım. Bu bir mucize. İlk defa Fidan, Arzum ve ben aynı fikirdeyiz. Ne duruyoruz kızlar? Hadi hazırlıklara başlayalım. Ben bakın, Arzum bize yaz tatilinde nereye de gideceksiniz diye soruyordu da. Biz burada ailenin tost gelişiyle uğraşalım, siz burada yaz tatilinde nereye de giderler. Teessüf ederim. Ay kızlar, ölüm patladı, asla anneme yakalanıyordu. Duyacak. Ne kitabıymış bu? Bak. Kız arkadaşınızın sevgisini nasıl kazanırsınız? Zor bulunan bir kitap. Birinin seni sevip sevmediğini anlamaya yarıyor. Kime uygulayacaksın bunu? Tabii ki Ece'ye. Ece'ye mi? Bora, kız her zaman seninle sadece arkadaş olabileceğini söylüyor. Hala anlamadın mı? Evet ama yani onun beni sadece arkadaş olarak görüp görmediğini yani emin olmak istiyorum Meltem. O emin canım benim. Senin emin olmana gerek öyle yok. Turnayı tam gözünden vurmuşsun ha. Dangalak dangalak. Ağzından da bal damlıyor Nail'e. Nişanları neden durmadı belli işte. Düzgün konuş Nail'e Hanım'la Şesut. Terbiyesizleşme. Bence çok iyi yapmışsın. Böyle defolu, düzgün olmayan adamları anında paket edeceksin. Anında geri iade edeceksin. Yalnız o geri iade etme denmez. Ya geri vermek ya da iade etmektir. Günümüzde İstanbul'da insanlar yıldızları göremez oldu ışıkların yüzünden. Şimdi biz senin yıldız haritanı çıkarıp her şeye bakarız. Yürü çocuğum. Aslında bu dönemde bence birçok şeyi çok özledik. Sen bence bu görüntüleri defalarca kez izlemişsindir mutlaka. Evet. Ama zaman zaman o dönemlere gitmek insana çok iyi gelmiyor mu? Özlediğin dönemler mi? Çok. Yani özellikle
Galiba hepsini çok seviyorum tabii, ayırt edemiyorum ama Kaygısızlar ve Çılgın Bediş çok başka bir yerde. Yani çünkü biz çok 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 uzun seneler çalıştık onlarla. Çok aile olduk. Kaygısızlar ailesinden çok kayıp oldu. Aa. O beni çok üzüyor. Hala böyle buralarım vuruluyor. Yani ben şey demiştim. Böyle bir belgesel yapılmıştı. Hala da yayınlanmadı aslında o Kaygısızlarla ilgili. O çekim sırasında Ercan abiyi kaybetmiştik ama Ayşen abla hayattaydı. Demiştim ki artık yani bir daha yapılması, işte hep konuşulur ya böyle hani bir daha, evet, bir daha. Evet, sizin evet, de evet, mutlaka evet, Cennet evet, Mahallesi ile gündeme gelir hep bunlar. Böyle bir şey demiştim ki biz babamızı kaybettik. Yani Kaygısızlar olmaz. Sonra esas annemiz de gitti. Halit abi, nurlar içinde yatsınlar. O benim evet, için hep söylerim. Televizyondaki okulum da o benim. Yani televizyonu, televizyondaki oyunculuğu, dizi oyunculuğu denen şey neyse artık, hani oyunculuk bir ama başka evet, bir evet, dinamiği oluyor ya. Orada öğrendiğim adabını, kulisini, işi, hepsini ben esas orada öğrenmişimdir. Ama hepsi nurlar içinde yatsın. Yani daha Yılmaz Köksal'lar da çok 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 insan maalesef ki aramızdan ayrıldı ama hepsiyle oynadık. Baktığımızda korona döneminde özellikle tiyatro seyircisinden uzak kalmak, senin için eminim dizi çok farklı bir yerdedir, dizi televizyon oyunculuğu, ama tiyatro yapanların hepsi aynı şeyi söyler. Orası bambaşka bir yer der ve siz çok uzun süredir onlardan ayrısınız. İzleyicinizle, evet, dinleyicinizle buluşamıyorsunuz. Bu neler yaşatıyor sana? Bu durumu nasıl aslında yönetiyorsun diye sorayım. Şimdi benim şöyle bir şansım oldu. Bu dönem yani... Pandemi dönemi enteresan bir şekilde ben durmadım. Ne güzel, işte ne şanslısın. Bir, evet, evet. Bir 30 küsür bölüm, 31 bölüm, 32 bölüm dizi çektim. Çektiniz. Diziyi çekerken aynı zamanda da diziden kalan her gün prova yapıyordum. Çünkü İstanbul Tiyatro Festivali'ne bir oyun çıkarttık. Ve o süreçte de yani ben hep onu diyorum, biz oyundan çok prova yaptık. Bana dediler ki oyunla ilgili anılarınız var mı? Prova anım çok var çok ama fazla. Şu an oyun anım yok. Çünkü festivalde iki oyun oynadık ve ikinci oyunun bittiği an akşam 21'den itibaren yasakları duyduk. Evet. Tabii ki ve hafta sonu sokağa çıkma tabii, yasaklarıyla biz perdemizi kapatmış olduk. Ama bir kez de aynı oyunla online'dan oynadık, canlı oynadık, naklen. Nasıl oldu? Enteresan bir seyirci deneyim. Seyirci olarak çok keyifliydi. Tabii ki bir tiyatro gibi değildi ama ben hani şu araya bir virgül atayım. Ben de oğlum da işte Ardahan'la çok tiyatro seyircisi olarak çok meraklıyız tiyatroya gitmeye gelmeye. Yani biraz bizim seyirci açısından da çok duyguluydu yani. Bir, o anda oynanıyor ve evet, o anda seyrediyor olmak. Ama yanındaki seyircilerle bir işte ne bileyim duygudaşlığa giremediğin için bir farklılık oluyor ama bizim açımızdan keyifliydi yani. Onun için ben bunu söylemiş olayım. Sistem aynı bu. Şu anda da buradaki gibi 5 kamera vardı karşımızda. Evet. Biz bir prova yaptık. Aynı böyle mikrofonlar vardı. Ve ben şeyi söyledim ekibe de. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Çok iyi genel provalarımız olur bizim mesela. Ah ya da çok iyi bir provamız sonlara doğru. Ah keşke bunu evet, sahnede olsaydı bugün dediğimiz an, evet, gibi düşünelim. Anladım. Bir genel prova yapıyoruz gibi. Her şey çok iyiydi. Oyun intim bir oyun çünkü. Çok illaki seyirciden reaksiyon beklenen bir oyun değil. Dördüncü duvarımızın olduğu bir oyun. Seyirciyle iletişimimiz yok. O yüzden oyunu oynamasını da şahsen bir problem yoktu. Kameralara ve bu sisteme de alışık olduğum evet, için. Evet, tabii. Ama alkış anı beni bitirdi. Çünkü yok. Ben bayağı hüngür foşur ağladım. O sizi en çok besleyen ve duymaya artık refleks olarak alıştığınız bir şey olduğu için onun olmaması herhalde orada bir... O çok çok tuhaf yani, kameraman arkadaşlarımız sağ olsun ya da alkış, prodüksiyon ekibi orada alkış, ama kadar, o değil. Ve sonrasında da geldikten sonra bütün arkadaşlarım, seyredenler tam o anda kalkıp alkışlamışlar ve bana onu göndermişler hepsi. Oh. Biz seni alkışladık diye. O böyle beni büyük yaraladı. Tuhaf bir deneyimdi. Olmasın, bitsin artık o deneyimleri yaşamıyorum. Bu tür ekstrem hallerde çok gözüne çarpıyor insanın. Evet. Nasıl acayip bir dönemden geçtiğimiz. Yani insanlar böyle işte sosyal medyadan şuradan buradan alkış gönderiyorlar sana. Evet. Yani çok aslında çok değerli bir şey oluyor bu. Bir değerli bir anı. Ama çok travmatik bir dönemden geçiliyor. Çok acayip bir bağ kuruyor evet, bir yandan evet, değil mi? Bir yandan da aslında bir şeyleri böyle sanki... Kaşıyıp duruyor böyle, evet, çok kötü. Acıtıyor gibi evet, bir yandan doğru, da. Sen dinleyicilerinle buluşamıyorsun, o konserler... Yani ben şöyle söyleyeyim, aslında
dizi setleri, işte oyuncular falan bir şekilde dizilerde, televizyonlarda çok hareket var. Özellikle işte Haziran'da normalleşmeden itibaren daha fazla. En azından sanat disiplinlerinden biri iyi kötü kör topal çalışır halde. Platformlardaki işlerle de bizim sektörümüz aslında evet, çok canlandı. Hareketsiz oyuncu değil. Evet. Sektörü çok canlandı. Ama müzik sektörü bu işin en büyük yükünü çeken müzik sektörü. Organizatöründen çok menajerine çok. İşte Rodi sahnemizi kuran, o Rodi dediğimiz sektör öyle bir sektör ki yani bizim elimiz ayağımız, yani bizim evimizi yapan, sahnemizi yapan, sahnemizi kuran, kaldıran, ekmek teknemiz olan enstrümanlarımızı emanet ettiğimiz arkadaşlar. Bunlar o zaman bu zaman işsiz. Ve bence dönüşte Rodi bulamayabiliriz. Herkes sektör değiştirmiş de olabilir. Belki de değiştirdi. Farklı bir işin ucundan tutuyor. Ses mühendisleri, ses teknisyenleri, tonmeisterler bunların hepsi ve hiç de maalesef sistemin içine de girmedi müzisyenler bir şekilde. Hani sigortalılık, efendim gibi. Hani işte vergi ödemek şu bu. Gündelik çalışanlara yönelik bir vergi mevzuatımız olmadığı için bir müzisyenin de illa işte bilinen, tanınan mesleklerin içinde bir mevzuata uyup vergi evet. ödemesi gerekiyor. Bizler yapıyoruz tabii ki böyle şeyleri ama yanımızda çalışan müzisyenler maalesef bu işlere de girmediler. Biraz onların da kabahati ama ama sonuçta böyle bir dönem yaşanacağını kimse bilemezdi. Kimse bilemezdi. Herkes bir hazırlıksız yakalandı. Çok, yani çok müzisyenlerin durumu çok çok sıkıntılı ve devlet kademelerinden evet. gelen yardım teklifleri de biraz onur kırıcı açıkçası. En son gene İstanbul Belediyesi de böyle bir şey yapmış. Bunun da çok işe yarayacağını düşünmedim ben açıkçası. Yani o yüzden yani müzisyenlerin nasıl yaşadığını, nasıl para kazandığını çok nitelikli gündelik işçidir müzisyen. Doğru, yani doğru. Bu işi böyle algılamak lazım. Niteliksiz işçi değildir. Çok bir de aşırı nitelikli yani anlatabildim. De diyebiliriz evet. değil mi? Dolayısıyla bunların para kazanma biçimleriyle alakalı bir fikri yok devlet kademelerinin. Burada ben müzik örgütlerine hata buluyorum. Yani biz hiç bunun lobisini yapamamışız. Ülkeyi yönetenlerle anlatamamışız biz meslek grubumuzu. Evet. Nasıl yaparız, nasıl para kazanırız, nasıl para harcarız, nasıl vergilendirilebiliriz. Bu durumu hiç tartışmamışız Ankara'dakilerle, yöneticilerle. Evet. Ben burada meslek örgütlerinin büyük sınıfta kaldığını düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. Belki de bu konuşmalarınızı dinleyenler, duyanlar vardır. Belki bir silkinip değil mi? Yani pandeminin evet içindeyiz, evet, evet hepimiz sıkıntıdayız ama... Yarın bitecek kimse diyemiyor. Önümüzdeki evet, sene hiçbir bitecek. Şey diyemiyoruz. Hiçbir şeyin evet. yani zaman olarak en azından garantisi olmadığı için bence çok daha dikkate alınması gerekiyor. Dünden bugüne Bora Öztaprak diyelim mi? Aa, diyelim. Hadi diyelim bakalım ne yapmışız. Akdeniz gecelerinde yüreğim yandı ya. Ellerim ellerinde aşkların teknesi. O yorgun denizde gece göz kırparken. Duvarlara seni özlüyor ellerim, seni seviyorum bu gece, ah gir kollarıma yaşanan o duygularla. Acıtı yaralar seni bilirim. Yüreğim her gün hesap sorar. İki el ya.
yapışır, yakana sen kaçarsın. Üzgünüm, saklandın her yerde, ben varım ki acıtır yaralar seni. Kader ne derse o. Ama yok gelmezse hayata küsme. Kader gülmezse zor. O günden beri... Aa, şarkıyla ikisini birden karıştırdım ha bak. O girdi de sizin yüzünüzden oldu. Ben senin köyünden kovuldum. Sen dokuzuncu mu yoksa sonuncu muydun? İnan saymadım. Ne kıvrıldım ne büküldüm diye mi bilmem. Çetele tutmam. Ya da ben dümdüz durdum diye mi sen savruldun? Şimdi dönüş yollarını arar durursun. Ben yerimdeyim, neredeysem oradayım. Kırık dökük de olsam başa sarar mıyım bilmem. Bu pişmanlık mı acıtır, yaralar seni bilirim. Yüreğin her gün hesap sorar. Yapışır yakana sen kaçarsın. Üzgünüm, saklandın her yerde, ben varım ki acıtır yaralar seni. Bilirim yüreğin her gün hesap sorar. İki el yapışır yakana sen kaçarsın. Üzgünüm, saklandın her yerde, ben varım. Sen öfkelerinle bizi boğdun. Yangın yerine çevirdemiyordun. Hep inandın o çok sevdiğin büyük büyük yalanlara. Sarıldın, durdun. Bu pişmanlık mı acıtır, yaralar seni bilirim. Yüreğin her gün hesap sorar. İki el yapışır yakana sen kaçarsın. Üzgünüm, saklandın her yerde, ben varım ki acıtır yaralar seni. Bilirim yüreğin her gün hesap sorar. İki el yapışır yakana sen kaçarsın. Üzgünüm, saklandın her yerde, ben varım. Çok zaman önce bitti, böyle söylenecek sözler. Gönül sandığında dantel dantel biriktiler. Benim için ağaç içine bak desen, biraz ürkütü tamir edilmeyi bekleyen kırık düşler. Çok zaman önce bitti söylenecek sözler. Gönül sandığında dantel dantel biriktiler. İçin ağaç içine bak desen, biraz ürkütü tamir edilmeyi bekleyen kırık düşler. Bırak biraz kendime döneyim, ya da bir zarif karar vereyim. Birikmiş dünlerden icazet alıp yarın olsun yarına. Epeyce cefalardan, arada bir sefalardan, geçeli çok zaman oldu bu çetrefil
yollardan. Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından. Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan, epeyce cefalardan, arada bir sefalardan. Geçeli çok zaman oldu bu çetrefil yollardan. Sen iste bir daha döneyim, hem de ta en başından. Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan, bu kestirme sokaklardan. Ağzını yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sohbetimizi orada devam edelim. Hadi istiyorum. Buyurun. Burası gerçi çok bir oturma odası havasında ama ekranlarımızdan izleyicilerimiz de daha rahat görsünler sizi açı açısından. Şimdi evet. Hep bestecilerle ilgili şey vardır ya bu ara, hani derler işte bir bestecinin şarkı yazabilmesi için acı çekmesi lazım, tekrar aşık olması lazım falan gibi. Bu bence beste yapamayanların sığındığı dönem dönem bir şey olabilir gibi de geliyor. Bir yandan da gerçekten herkesin, birçok insanın duyduğumuz çok güzel sesi var. Bir sürü insan çok güzel şarkı söyleyebiliyor ama bu işin sürdürülebilirliği açısından beste yapmanın önemi ne sence? Yani beste yapmak zaten bir şarkıcının olmazsa olmazı demeyeceğim. Bazı insanlar var, bazı şarkıcılar var Türkiye'de. Alıp yürüyor hiçbir şey hani yapmadan değil bütün mi? Bütün Türkiye'deki bestecilerin bestelerini alıp söyleseler sanki kendileri yapmışçasına... kendilerinden katarak söylüyorlar. Çok iyi yorumcular var Türkiye'de. Evet. O yüzden hani öyle bir haksızlık edemeyeceğim. Her şarkıcının bir şeyi olsun. Kendi şarkısı olsun diye bir haksızlık edemeyeceğim. Hı hı. Ama beste yapmak benim gözümde, benim açımdan kendimi ifade biçimi. Ancak böyle ifade edebiliyorum kendimi. Hı hı. Bir de dediğin gibi hani aşık olması lazım, işte acı çekmesi lazım değil de bu aslında... Biraz duygu biriktirmekle yani alakalı. Yani o coşkuyu getiren şey nedir mesela bestecilerde? Yani hayat, bir sürü şey yaşıyoruz ya hayatta, inişler çıkışlar. Bazen çok coşkulu, mutluluklar, keyifler veya çok içinden çıkamadığımız, bunaldığımız anlar. Yani bunları biriktiriyorsun bir yerde artık beste yapmaya, şarkı yazmaya alışkın olduğun için. O böyle içinden fışkıran bir şey anladın mı? Tuhaf evet, ifade ettim bir, ama o yani öyledir ya, hemen yazmam lazım, hemen şu sözü unutmayayım falan gibi şeyleriniz var değil mi? Baraj kapağının birikmesi ve açılması gibi. Ben eski eşimden dolayı bildiğim için. Tabii. Evet yani o kapak bir birikiyor, su birikiyor, açılıyor baraj kapağı, bir anda şarkı çıkıveriyor çok içinden. Güzel. Ve o birikmiş duygulardan geliyor belli ki. Çünkü ve o yüzden hepimize böyle inanılmaz şekilde geçiyor. Salih'i ağlatıyor veya işte ne bileyim çok coşkulandırıyor, eskiyi hatırlatıyor. Ya ne kadar güzel, iyi ki şarkılar varlar diyorum ve iyi ki siz de varsınız. Şimdi az sonra size çok güzel sürprizlerim. Minik minik, böyle hepsi minik minik sürprizlerimiz var. Bak mutfağa sen. Da gireceğiz aynı aman zamanda. Tabii. Efendim sorayım, tabii ki evliliklerini konuşacağız, oğullarını konuşacağız ama ardından da yine çok önemli bir konuğumuz var. Sevgili Profesör Doktor Yankı Yazgan hocamız bizlerle beraber olacak. Zoom bağlantısı gerçekleştireceğiz kendisiyle. Ve bu dönemde hem pandemi döneminde çocuklarımızın sağlığını konuşacağız, hem tabii ki aile içi durumları kendisine soracağız. Minik bir ara verelim, aradan sonra buradayız. Seviyorum demek zordur her zaman, boş bir laf gibi gelir. Dur söyleme, yalnızca bak bana. Gözlerim söyler nasıl olsa. Her günün akşamında seni çok çok seviyorum. Gece göz kırparken duvarlara seni özlüyor ellerim. Seni akşamında seni çok çok seviyorum.
gece göz kırparken duvarlara seni özlüyor ellerim. Seni bir rüzgar dokunuyor tenime, yanımda sevgilim bu gece. Uzakta hoş bir müzik yayılıyor göklere, aşkı söylüyor akdeniz. Denizde bir huzur, bir yorgunluk, coşkumun sonu yok güzelim bu gece. Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü, hele o teninin kokusu. Denizde bir huzur, bir yorgunluk, coşkumun sonu yok güzelim. İçelim içelim bu gece, İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde. Yüreğim yandı ya, ellerim ellerinde. Aşkların teknesi o yorgun denizde. İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece. Dans ediyor aksi mehtabım, gökyüzünde aşkı besteliyor yıldızlar. Bak yüreğim mırıldanıyor, o küçük melodi dinle bak ne diyor. İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde. Yüreğim yandı ya, ellerim ellerimde. Aşkların teknesi o yorgun denizde. İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Hadi o zaman çok vaktimiz de azalıyor. Hemen mutfağa gitmemiz hemen lazım. Gidelim. Biraz müzik, birazcık da ruhumuzu doyurduk, birazcık da karnımızı doyuralım. Hemen giderken sevgili... şunu söylemek istiyorum ki. İstiyorum ki. Şöyle ineceğim aşağıya. Ay çok şekersin. Şöyle bir iddiayla geldim. Dedim ki yani manası yok. Şimdi Çağla'nın boyuyla ilgili bir iddiaya gerek yok. O yüzden düz ayakkabı giydim. İddiam olmadığını göstermek için evet. Düz ayakkabıyla yani geldim. Yani hani çünkü böyle de giysem yine olmayacak. Dedim ki yok iddiam yok. Onun için düz ayakkabımı giyerim. Ben de düz ayakkabımda geldim. Tamam, herkes rahatına bak. Ne güzel, en güzeli. Herkes konforunda gelmiş. Bu arada seni de böyle alayım hemen. Evet. Ben hemen daldım mutfağa. Senin evet zaten yemek yapmakla olan ilişkini zaten biliyoruz. Hatta gerçekten bir dönem kendin yapıp yediğin miydi o dönem senin kilo aldığın zamanlarda? O dönem evet yani aslında bir sağlıksız yediğimdi diyeyim. De, yani aslında yine değil mi? Yiyoruz çünkü hani ne de olsa şimdi... kendin yapsan bir dikkat edersin ununa, şekerine vesairesine. Evet evet, o zamanlar daha sağlıksız geceler şunlar, tiroidle ilgili problemler de vardı. Ama yani yemeği ve yedirmeyi çok seviyorum. Ne güzel. Yapmayı daha çok seviyorum. Hala daha yiyorsun, yapıyorsun tabii, tabii. Ama fıstık gibisin. İşte evet. Yani nasıl idare oldu? Ediyoruz. Mesela özellikle pandemi döneminde mesela. Pandemi döneminde aldık. Pandemi de birlikte 3-5. Aldık. Tabii. 3 mü 5 mi? 3-5. Olur mu? 3-5. Neyse sen anlat. Bir fırın ekmek kilo aldım ben yani. Ama neden? Bir de ekmek yapmayı öğrendim o yüzden. Evet kendisi sevgili Bora Öztoprak dedi ki keşke dedi mayalanma süreci olmasaydı dedi, ben dedi ekmek yapacaktım dedi. Ekmekleri yapmışlar efendim ailecek, sonra onu lüpürmüşler. Sadece ekmek değil, hamurla tanışınca tabii ki lahmacun yaptık, simit yaptım ya bildiğin bayağı ya, böyle o bu değil de bütün Ramazan boyunca sağ olsun hakkını ödeyemem yani hiçbir şekilde ödeyemem ama bana her akşam iftara yetiştirdi, Ramazan pidesi yaptı. Evet.
Her sıcak akşam pide mi? Vallahi billahi yaptı. Vay vay. Taze taze. Yani vay, iftara yetişen dehşetti. Biz çok çok şey yani öğrendik. Yani mutlu evliliğin sırlarının içerisinde eşine Ramazan'da her akşam pide yetiştirmek maddesini ekleyebilir miyiz? Çünkü yani Çiçek bundan bahsederken böyle bir gözleri ayrıca parladı. Ama çok özel bir şey değil miydi? Ya. Evet. Biz yani. İlk dalgada 60 gün kadar falan evden çıkmadık. Belki 3 kere markete çıkmışızdır. O kadar. Onun dışında hiç çıkmadık. Hep böyle kendi kendimize yetebilecek şeyler yaptık. Yaptınız. Yani ilk refleks olarak niye ekmek yapmayı öğrendiğimi bilmiyorum gerçekten. Hani i̇şte, bunu bir sürü insan öğrendi biliyorsun. Çok hani herkes böyle bir ekmek yapma mevzuna girdi. Neden olduğunu bilmiyorum. Beylerde demek ki böyle bir ekmek yapma şeyi oluştu. Evet yani sanki çok ekmek evime tüketen. Evime ekmek getiriyor. Yani. İçgüdüsüyle mi acaba? Evime ekmek getiremiyorum müzisyenim. Yani o yüzden bari yapayım dedim. Ellerinize sağlık. Şimdi evet. Bir patates pidesi yapıyoruz. Ben pizza. Hemen pizzası hemen şöyle bir döndüm baktım. Biliyorsunuz evde de zaten bu tarz lezzetleri çok seviyoruz ama biz hiçbir zaman yani çok çok nadir dışarıdan söylemeyi tercih etmediğimiz için acaba patatesle pizza nasıl olur diye şöyle bir gözlerim büyüdü. Yani aslında bunu şöyle düşün, açık ve kolay bir kumpir gibi düşün. Çok güzel. Yani hem gerçekten sağlıklı. Bu benim şipşak formülüm. Yani küçükken Ardahan'ın arkadaşları geldiğinde, kendi arkadaşlarım, bir misafir bir şey. Hemen evdekilerle yapılan gerçekten böyle bir şey. Patates, bazı patates. Haşlama altında, patatesi öyle güzelce yaydın. İyice böyle bir şey yapıp içine haşlama suyunun tuz da koymuş sağ olsun Ayşen, o da hallolmuş. Bunu şimdi haşlanmış bunu yaydım. Heh. Hiç yağ yok. Çok altında güzel. Da yok çünkü üzerine yaramazlık olarak mayonez koyacağız. Aa, sadece mayonez inanamıyorum var. İnanamıyorum şu anda neler oluyor mayonez. Nasıl bakıyorsun? Özür dilerim. Peki mayonez. Özür dilerim tamam. Olabilir de olmayabilirdi de sen. Mesela ben mayonez yani lezzet olarak sevmediğim için hemen mesela kendi kafamda onu çıkarıp sevmiyorum mayonez. Ne kadar mayonez. Şanslısı. Tuhaf bir insanım ne bileyim sevmiyorum. Yani güzel bir yağlı şey. Yağlı geliyor böyle. Ama işte onu olmadığı zaman da bilmiyorum onsuz da deneyebilirsin bakalım ne olacak. Üzerine ince bir kat mayonez yayıyoruz. Sürük. Bunun en büyük esprisi bu mayonezin üzerine öncelikle süreceğin şu karışım. O karışımda da biraz domates, evet. Birazcık kendini göstersin diye salça, ketçap da koyuyorlar ama ben de ketçapla çok barışık değilim. Kendim yapmayı tercih kendi ediyorum. Kendi pizza sosunu hazırlıyorsun. Nasıl evet. Hazırladın hemen minicik bize anlat tabii, onu da bilelim. Şöyle içinde bir evet, domates rende domates biraz rende. Salçayla rengi koyulaşıyor. Şöyle. İçinde biraz kekik mutlaka var ve sarımsak var rendelenmiş. Böylece şu anda bunu ekmeğe sürüp de yiyebiliriz. Onu tabii. Siz herhalde yaptığınız ekmeklere bu sosu sürmedim demeyecek misiniz? Demedim. Yok, ne soslar yaptık bana. Biliyor musun? Ne soslar. Tahmin neyse ediyorum. Onları hep unutuyoruz artık. Unuttuk bitti. Unuttuk geçti onlar. Onlar bitti. Leslie ile yürüyüşlere devam. Üzerine bu sosu sürüyoruz mutlaka. Bu hem böyle biraz yumuşatıyor evet. O patatesin kıtıklığını. Pizza efektini de biraz tabii veriyor tabii. Evet. Lezzet olarak da efekt olarak da dediğin gibi. Bunu sonra da evde ne varsa yani bunu sebzeli de yapabilirsiniz. Evet evet. İşte brokoli şey koy, incecik ben bir şeyler. Kabak koy koyduktan çok yakışır. Sonra kabak falan koyma onun üstüne. Basacak sosucuğu yani. Çok canım o kadar mayonez da. Masum sen de yani o kadar şey. Aynen öyle yani. Şu an dediğini yapıyorum sucuğu basıyorum. Üzerine. Mantarlar. İstediğimiz şekilde zeytin koyabilirsin. Tabii zeytin koy. Ya ne istiyorsun mısır işte sen neyi benimkiler. Seviyorsan. Mısır. Hani patates ve mısırı bir arada olmaz mı diyorsun? Olur. Ben olmaz mı kumpirde de? Hani şu anda nişasta en azından dedim. Diye. Ha olmasın diye. Şu an için dedim. Yoksa tabii ki burada mantarımız da var. Şimdi buradaki yine bir püf nokta. Üzerine kaşar peyniri koymuyorum. Çünkü yanmasın kaşar peynir diye. Bu girecek. Zaten patatesi piştiği için sorun yok. Sadece üzerindeki malzemeye bakacağım. Pişsin diye bekleyeceğiz. Malzeme piştikten sonra çıkartıp kaşar peynir ve seviyorsanız biz çok sevdiğimiz için acıyı biraz da kırmızı biber koyarsanız toz biber üzerine. Of. Bunun içine yeşil biber falan da konabilir bu tabii arada tabii. Tercih. Coşturur, bunları da hemencecik şöyle keseyim. Hem süsü olsun hem de güzel olsun. Şöyle aralara domatesleri de koyalım. Ve bu şekilde girecek fırına. Aynen bu kadar. En son peki üzerindeki kaşarı son 5 dakika kalı falan mı atıyorsun? 3 dakika. 3 dakika kalı üç atacaksın. Yani zaten piştikten sonra evet. Onun o erişi çok çünkü yanarsa güzel olmuyor. Ben doğru. Biraz daha öyle pofuduk pofuduk seviyorum kaşarları önemli üzerinde. Önemli soru bu pizzanın pişmesini ne kadar bekleyeceğiz? 20 dakika filan. 20 dakika. 20 dakika bekleriz. Bu kadar. Çok güzel sonrasında ve çok pratik oldu. Vallahi şeyi harika. Çok rahat oluyor tabii. Ay, gayet net gittim bak hiç bilmeden ama çalıştığını tahmin ediyordum. Her şey okey. Tamam. Bunu hazır. Onu aşağı atlamış.
fırınımıza. 180'de miyiz? 180'deyiz. 180. Fırınımıza tamam. Gönderirken hemen bir minik tarif daha alacağım. Aslında çok güzel tarifleri var ama hepsini yetiştiremeyebiliriz diye. Bir de nemlendiricin var senin. Tamam. Evde evet. Yaptığın doğal bir o nemlendiricin var. O benim en olmazsa olmazım. Allah Allah. Niye olmazsa olmazım mesela? Nedir ne hissediyorsun? Çok iyi geliyor çünkü. İyi geliyor. Bir benim cildimde ben şeyi çok severim. Güneşlenmeyi. Evet. Son iki yıldır güneşlenmemeye çalışıyorum. Ne en olduk? Leke yüzümü. Olduk hepimiz. Leke. Çok lekelendiği için. Çok fazla güneş göremiyoruz. Evde kapalı kalıyoruz. Kurudu ciltler. Çok, çok. Ağzım yüzüm kupkuru kalktım ya bu sabah. Suyu iç fark etmiyor. Hiç. Yani cildin nemlenmesi. Şimdi muz, potasyum ve aynı zamanda muz inanılmaz leke açıcı bir şey. Yani muzun kabuğunu da mümkünse mesela bir akne, yanık gibi şeylerde kabuğu mutlaka kullanın diyorlar. Burada kabuğunu değil şu anda içini kullanacağım. Bu mis gibi bir muz, biraz daha olgun bir muz olabilir. Hatta şöyle düşünün, siyahlaşmaya başlayınca muzlar kalıyor. O evet. Dolabın altında falan kalıyor ya. Onlar daha mı iyi olur? Onlar daha iyi oluyor. Tamam. Bir küçük muz, bu biraz büyük olduğu için ikiye böldüm şimdi. Bu muzu önce bir eziyoruz. Tamam. Muzumuzu evet. Eziyoruz. Muzu ezerken de maske içine yapacağız, anladın maske mi? maske. Kaşık ister misin? Maske. Yok da bu daha iyi ama. Güzel oldu. Şöyle bir tatlı kaşığı bal. Balın nemlendirdiğini iyi biliyoruz değil mi? Cilde gerçekten iyi geliyor. Çok bir de iyi denemek geliyor. De lazım. Sana iyi geldi. Ayşe bana iyi çok gelmeyecek. İyi geliyor. Yani bir de şey yapıyor. Balın tuhaf bir nemlendirme ile birlikte yüze verdiği bir gerginlik hissi var. Evet. O yani böyle birazcık yukarıya kaldırıyor cildini. Devamlı kullandığında. Devamlı yapıldığında. Ya yani ben haftada bir hep Suna ablanın kulakları çınlasın, Duman Kaya'nın hep söylediği bir şey evet, vardı evet, ya evet. Yiyebileceğiniz her şeyi sürün, sürün ya da sürebileceğiniz diye. Her şeyi yiyin evet. diye. Mesela evde çiçeği bu maskeyle gördüğünüz çok zaman. Çok alışkınım. Ha, alışkın. Yani maskeyle banyodan çıktığında olmuyoruz artık alışkınız. Kahveyi içerim, Türk kahvesini hemen telvenin içine bir lokma soda koyarım, fıt 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 onu yapıp tık 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 sürerim, 5 dakika o öyle dolaşır. Yani anladığım ve zaten gördüğüm kadarıyla da böyle botokslu dolguydu falan böyle şeyler sevmiyorsun. Yok. Çünkü zaten hem işin gereği mi yoksa evet. Mesela olmasaydı bir minik yaptırırdım ya Çağla diyor musun? Ya şuraya bir iki tane yaptırıyorum ya alnım bu kadar pürüzsüz değil ama onun dışında hiçbir evet. Yerde dolguya ve şeye gitmedim. Aynen öyle işin gereği. Mesela bazen öyle oyuncular görüyoruz. Biraz bizi rahatsız ediyor ama gerçekten de senaryo alıp gittiği zaman bakmıyorsun botoksa. Beni şey çok rahatsız etti ya. Mesela Nicole Kidman'ın son dizisinde. Ya. Beni o dudakları çok mahvetti. Hiç anlayamadım ne evet. Oynadığını. Yani evet. Endişeli mi oynuyor yoksa bize kumpas kuruyor dizi. Hani öyle bir kurgusu var. Onu mu evet. Oynuyor falan. Sürekli. Sürekli aynı. Ben de biraz rahatsız oldum ama film çok fazla. Güzeldi. Evet. Evet. Sevdim yani. Güzel ama hatta şeyi gördüm. Yönetmen böyle gözünün içine sokmuş kamerayı ki kadının duygusunu gözünden alayım diye. Alalım diye oradan vermeye şimdi, çalışmışlar. Bunu muz, bu şekilde ezdim ve biraz da limon. Limonu tek başına yüzünüze sakın sürmeyin. Tek başınıza asidik başına, olduğu için tek başına çok ciddi sürmeyin. Bir asidik ve o yüzden yüzdeki değerlerle hiç uymuyor ama evet. Malzemelerin içine de mutlaka yani şeyde de kozmetikte de limon çok ciddi kullanılıyor. C vitamini açısından zaten çok zengin. Evet. Bunu da maske yaptığımız olarak şey cildine bu. Sürüyorsun. Bunu biraz sürüyorum. Bekletip, değil mi? 20 dakika falan bekletiyorum. O da cilt zaten sana şey diyor bir kaşındım bir gerildim. Al artık bunu o benden. Da, evet al artık bunu der cildinizi dinleyin. Haftada bir bence yüzünüze sürün. Bir de dediğim gibi Türk kahvesi bitince onu zaten herkes yapıyor. Çoğunluk yapıyor. O bayağı keyifli bir şey gerçekten. Telvenin içine biraz soda koyuyorum ben. Hı. Hemen şunu da söyleyeyim ya. Bak şunu da söyleyeyim. Onu da söyle. Hemen dur, söyle. Bak, tabii çok ki, tabii önemli ki. Çünkü bunda da soda var. Cildi canlandıran deyince, buz küpleri. Bir dakika bu kadar heyecanlandıysa ben de heyecanlanırım şu bunu, anda. Bunu özellikle sana şu anlamda tavsiye ediyorum. Her sabah kalkıyorsun. Evet. Ve yani yüzün şiş olabiliyor. Olabiliyor. Erken kalk az uyuyorsun şu bu. Orada... Böyle buz kalıbı burada bu var bu ya da tamam. Kare kare nasıl ne istiyorsan. Yapıyoruz? Soda bildiğimiz maden suyu. Maden suyunu. Maden suyunu buna döküyorum. Tamam. Ondan sonra içine burada ne yağımız varmış bizim? Kayısı yağı var. Kayısı mesela. Mesela kayısı olur herhangi bir badem olur yani yağ çok önemli değil. Cildine sürdüğün herhangi bir yağ sana ne iyi geliyorsa. Argan yağı da avokado yağı da. Olur hangisi? Hepsi. Şöyle birer damla birer ikişer damla Allah buna Allah. Damlatıyorum. Ve bunu ondan sonra dip frize atıyorum. Derin dondurucuda bu donuyor ve bu buzlarla sabahları kalkıp yüzüne, yüzümü önce bununla masaj şöyle yapıyorsun. Pıt 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 ama öyle cos diye yapmamak yakmayacağım, lazım. Tabii yakmayacağım tabii soğuktan da. Pıt 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 onunla uyan güne hem aa, çok fresh çok hem çok aydınlık hem bütün ödemlerini alıyor.
Bunu da süper. Neden ediyorum. Yapmak istediğini şu an çok iyi anladım. Sizi bunu hemen böyle alıyorum. Arada şey yap. Vallahi süper. Onu da buzluğa atalım. Arada bir biz de yaparız. Ayşe buyurun. Sırına koyarmışım. Peki. Gelelim tabii ki maşallah diyelim öncelikle. 23 yılı geride bıraktınız evliliğinize. Evet. Şunu sormak istiyorum. Bence herkes merak ediyordur. Yani her şey gerçekten göründüğü gibi mi? Göründüğü gibi vallahi. Yani. Ya şöyle göründüğü gibi değil, evde böyle değiliz tabii. Yani evet, böyle şıkkıdan dolaşmıyoruz. Yani kıyafet, göründüğü gibi değil. Fiziksel olarak değil de ya yani. Ya da hep gülen ve kahkahalar atan bir durum, hayat öyle bir şey değil. Değil. Yani Bora'nın da çok kızdığı, sinirlendiği anlar, benim öfkelendiğim an, bunlar hepsi var. Ama bunu tolere edip birbirimize alan, zaman tanımamız çok kıymetli galiba. Ya bu herhalde birbirinizi artık çok çok iyi tanıyor olmanızdan kaynaklanıyor değil tabii mi? Tabii bir de yani bunu çok anlatmışızdır belki. Hiçbir şeyin hesabını tutmadık. Yani ben sana iki adım geldim. Şimdi bana bir adım borcum var falan gibi böyle bir hesap tutmadık hiç hayatımızda. Yani kim nereden fedakarlık ettiyse etti bu. Yani sen bundan anda, et ben bundan edeyim. Hesap evet yani o anda yoktu. O lazım da öyle yaptık. Yani Çiçek de aslında bunu çok güzel anlatır. Tam lafın nedir senin? Önem vermek, özen göstermek. Yani birbirimize hakikaten birbirimizin alanlarına işte ne bileyim vardır insanların böyle kırmızı çizgileri, hoşlanmadıkları şeyler. Onu değiştirmeye kalkmak değil de o kırmızı çizgilere evet, saygı duymak. İkimiz de çok. Bazen çok birbirimizin o kırmızı çizgilerini gereksiz bulduğumuz olabilir. Yani ne gerek var mı böyle yapıyorsun falan dediğimiz olabilir ama saygı duyarız. Pandemi yani. Süresince ben işte diziden ötürü çok yoğun haftada 5 gün falan çalışıyordum. Onun dışında kalan her gün prova yapıyordum. Bora ilk defa böyle bir mola aldı hayatında yani. Evet, ömrü hayatında. Ömrü hayatında çünkü çok aktif. İşlerimin kötü gittiği zamanlar olmuştur ama hani 3 ay 4 ay ancak en fazla evde oturduğum. Çok aktif sahne yaptığı için de yani o yüzden hani hiç böyle bir zaman olmamıştı. Sıkıştırılmış bir biçimde ben de onun bunun bir şekilde tadını çıkarmasını istedim. Yani bu mecburi dinlenmenin de. Ve inşallah bir daha olmayacak. İnşallah ve sağlığımız saatimiz de yerinde evet, bütün çok herkesin diye. Bora mesela böyle bir sürü bir şey arkadaşlarıyla bir grup arkadaşlarıyla oraya gidiyor buraya gidiyor falan. Ve ben o grup arkadaşlarından sadece iki kişiyi tanıyorum. Ne eşlerini ne kendilerini tanıyorum. Arada espri yapıyorlarmış. Gerçekten var mı? Var. Gerçekten öyle evli misin? Var mı? Hayali bir karım görüyoruz. Var galiba. Görüyoruz. En son geçen hafta sonu buluştuk ve böyle indim. Altun'un kulakları nasıl böyle Bora hocam yanında bir kadın var dedi. Eşek. Yani, ondan sonra hani bu alanlara saygı duyup bunu tatlı bir hale getirip hani bunun gerginliğini yaşamamak gerekiyor. Evet. Şu da olabilirdi. Ben bütün gün çalışıyorum da sen geziyorsun da hani bu tür hayatlar var yani var, çünkü. Var. Ve çok çoğu da böyle. Evet. Çatışmaya gerçekten çok müsait bir ortam. Çatışmadan mı besleniliyor ne oluyor bilmiyorum. Biz ikimiz de huzursuzluk sevmeyiz. Çiçek ne yüksek güzel. Ses hiç sevmez. Yani herhangi bir yüksek ses. İnsan sesi de değil yani. Evet. Ya, yüksek ses sevmez. Ben vıdı vıdı sevmem. Yani ikimiz de aslında bu noktada çok ortaklaşıyoruz. Evet, evet. Yani Çiçek de söylenen insan sevmez. Evet. Ben de sevmem. Ve birbirinizin sevip evet, sevmediği yani, şeylere saygı gösteriyorsunuz. Evet. Birbirinizi çok iyi tanıyor musunuz? Çok. Tanıyoruz. Bence evet yani. Ya bir de üçüncü bir gerildim şu üçüncü anda. Birey eklendi. İşte bak, eyvahlar gerildim olsun. Şu anda, evet. Eyvahlar olsun. Boracığım konuyu çok fazla uzatmayalım. Uzattı. Tamam ben kapatacağız. Tanımıyor musunuz? Şu güzel göz makyajınızı bozulmadan şunu takabilirsiniz. Efendim size de şunu vereceğim. Çok son dönemlerin en popüler oyunlarından bir tanesini sevgili Bora ve Çiçek'le oynamak istiyoruz. Ne yapacağız biz Allah'ım? Neler gelecek başımıza? Oyunu biliyor olmalısınız. Sadece kim daha diye soracağım. Ve siz ya kendinizi sağa yaparak ya da eşinizi sola doğru, içeri tarafa doğru yaparak. Tamam. Onu biliyorsunuz. Evet, ben bilmiyorum. Nasıl oyunu anlatamadım. Vereceğiniz cevap Çiçek'se bakın kafanızı... Çiçek yana yapacaksınız. Eğer sizseniz böyle yapacaksınız. Tamam anlaşıldı. Okey mi? Peki. Başlıyorum. Kim daha enerjiktir? Güzel. Kim daha geçimsizdir? Tuttum. Kim daha uyumludur? Ortaya bakmak istiyorum. Öyle olmaz. Yok öyle bir şey. Kim daha uyumludur? Kim daha romantiktir? Çiçek. Nasıl ya? Zor zor gitti ya kafası. Mutfakta kim daha becerikli? Evde kim daha dağınık? Üstüne düşüyordu bu arada. Kim daha tutumlu? Tutumlu mu? Bence herkes bizden başka. İkimizin arasında hani. İkinizin arasında var mı tutumlu olan? Tabii. Var. Kim daha merhametli? Kim daha kıskanç?
Hadi benim gibi böcek. Evet. Ay, kim daha çok huysuz? Oo, çok net yanıtlar geldi. Kim daha eğlenceli? Kim daha inatçı? Çok net cevaplar verdi. Kim daha sinirli? Ha. Tamam. Çıkarabiliriz. Bir alkış istiyorum. Bravo. Ya her iyi şeyi kendi üstüme alabilir. Ama yo, o da kendisi ama. İçin yani kendisini o da bilerek yani çok çok tamam, güzel cevaplar verdiniz. Daha sonra kayıtlarımızı zaten izlersiniz. Şimdi. Ya şimdi öğrenmeyecek miyiz gerçekleri? Ne? Geçtik mi? Gerçekleri hayır. Gerçekleri daha sonra önemli. Sizlere bilmiyorum, biz DVD olarak göndereceğiz. Evinizde izlersiniz. Ardahan nasıl? Bu dönemi nasıl atlatıyor? Merak ediyoruz. Tam onu ekleyecektim. Maskeleri dayadın yüzümüze. Ay pardon, affedersin. Şimdi aramızda bir de hakem oluştu tabii. Yani 23 yaşında bir birey olduğu için kendisi anneyi babayı gayet iyi tanıdığı için. Bizim böyle işte dedim ya, rahatsız olduğumuz alanlar, birbirimizi eleştirdiğimiz alanlara bir üçüncü eklendi. Annesini de bir adım önde durduruyor. Beni de bir adım önde durduruyor. Şahane, durdurabiliyor toparlıyor yani. Her şey. Biz de onu yani böyle bir üçgen oluştu. Bir de bu pandemi gerçekten bu pandeminin 6 ayı belki. Evet. İç içe dip dibe yaşadık. Ardahan Amerika'daydı. Uzun süre bir arada değildik. Amerika'dan döndüğü anda pandeminin içine düştü. Ve hani 8-9 aylık bir senelik böyle kendi yaşamını kurmuş, kendi hayatını işte işi, mutfağı, düzeni falan. Bir anda eve kapandık üçümüz birden. Nasıl oldu, neler yaşandı ilk dönemlerde? İşte onu söylüyorum, çok uyumlu oldu aslında. Çok özlem vardı. Evet, yani bizim birbirimiz üçümüzün böyle kapıyı kapatıp kaldığımız anlarımız çok kıymetliydi. Çok mesela hiç biz masaya ayrı oturmayız. Yani böyle tepsi muhabbeti yoktu. Şimdi tabii ki bu süreç içinde artık biraz daha var, olmaya biraz başladı var, doğal olarak. Ama yoksa buna çok özen gösterirdik. Evet, fırsat ve varsa şey, mutlaka yapamıyorduk. O üçümüz bir arada kalamıyorduk. Bir de tam pandemi öncesi, yani tam belki de 15-20 gün sonra zaten bütün görev bittikten sonra pandemi başladı. Bora'nın annesini kaybettik. İşte bir süreçti. O çok mersi bir kanser hastalığıyla ilgili yoğun bir buçuk senemiz geçmişti. Son 50 küsür gün hastanedeydik biz pandemi öncesinde. Hatta ben orada Covid olmuşum. Bilmiyordum. Bilmeden daha. Bilmeden Covid geçirmişsin. Girdiğini ülkenin. Evet, meğer Covid'mişim. Sonra antikorlarda testte çıktı antikorum. Evet. O dönemde de Ardahan sona doğru Amerika'dan kalktı, geldi hemen. Hani babaannesiyle böyle bir vedalaşma filan süreciydi. Biz böyle oradan da çıktığımız için çok yorgun ve yıpranmış girmiştik. Ve bize o üçümüzün kalması çok şifa oldu aslında. Oldu. Bir yandan şifalandık. O süreçle birlikte Ardahan tekrar bir gitti geldi Amerika'ya. Böyle gidişlerle gelişlerle hani o çok iç içeliğe de tolere etti kendince. Bir de kendimize yeten tipleriz. Dünya aslında bir şekilde her şeye rağmen elimizin altında. Kesinlikle, yani o bilgisayarını doğru. açıp giriyor evet, orada evet. her yerde. Doğru, doğru. Oradan okulu, master'ı, her şeyini yapabiliyor. Ya bir şekilde bilmiyorum polyanlacılık mı ama döndürüyoruz ve çok yani başka büyük çaresi yok ki. Yani aslında öyle de bakmak lazım. Polyanlacılık da olabilir bu ama hani neyse, bir şeylerin artık, evet yani iyi tarafı hadi söylenelim yerden yere vuralım. İşte evet. müzisyenleri görmüyorlar, biz perişanız falan. Evet ama yani işte evet. bu işin içinden çıkılacak. Çıkacağız bir şekilde. Biz üreten insanlarız, bu halde de üretmeye evet. devam edeceğiz. Bir de gidecek yer yok yani. Ki. Yani yapacak bir şey yok. Mars'a mı gidelim? Arda'nın 23 yaşında. 23. 23 yaşında değil 23 mi? Size oldu. Söyleyecekleri var. İzlemek ister misiniz? Aa, şaka yapıyorsun. Hayır yapmıyorum. Buyurun. Arda'nın. Selam. Şu anda seninle telefonu kapattım aslında bu videoyu çektiğim saatte. Baba sana park ediyorum diye yalan söyleyerek. Size bir sürpriz hazırlamaya çalışıyorum aslında. Ve biliyorum ki benden uzaklaşmak istediniz birazcık. O yüzden bir dışarı çıkalım dediniz ama hayır. Burada da ben varım. Sizi çok seviyorum. İyi programlar. Bunu gerçekten şu an... Gerçekten şu bana park ediyorum dedi. Şu arabayı park etmeye çalışıyorum efendim deyip kapattı telefonu. Deyip kapattı değil mi? Yani yapmaz da böyle şeyleri çünkü çok sevmez. Kırmadığı için teşekkür ediyoruz kendisine. Evet gerçekten çok ne kadar çok ediyorum. Şaşırdığınızdan anladık. Siz ona bir şey söylemek ister misiniz burada? Ölürüm ona. Söylemek istemiyorum. Yani o kadar çok seviyorum ki yani karşılığı olmayan evet, bir şey. Hani sana anlatmayayım ama gün geçtikçe, emek verdikçe, bir
birlikte büyüdükçe her an, her an daha büyük bir aşkla gurur duyuyorum yani. Gururum o benim. Evet. Oh çok. Artık hayatın çok içinde bir birey, o kendi başına evet karar veren bir birey, kendi başına hayatını organize eden bir insan. Yani bir bambaşka bir şey tabii o saatten evet sonra. Daha arkadaşça bir yere evriliyor iş. Evet. Anne babadan çok. Az önce minik bahsettiniz, tekrar başınız sağ olsun anneyi kaybettiğiniz için. Ablanız var, ablanız olduğunu evet biliyoruz. Hı hı, o da tabii ki şimdi küçük erkek kardeş, herhalde onun gözünde hiçbir zaman değişmemişsinizdir diye düşünüyorum. Yok, hiçbir zaman, ama o küçük erkek kardeş olduğumu hiçbir zaman kabul etmedi. Kendisi benim kardeşim olmayı tercih öyle mi bir eden ilişkiniz tabii oldu? Evet, yani özellikle 30'lu yaşları devirdikten sonra ben ona özellikle abla diye altını çizerim. Ya. Ablam abla yok der. Ablam abla yok mu der? Evet. Peki bakalım acaba başka neler söyler? Bakalım sevgili Serhan'ın da size mesajı var. Şaşkınım. Bora, kahveye bekliyoruz biz. Nereye gitmişsiniz siz öyle? Allah Allah ya. Her yerden bulayım diye buradan da çıkayım istedim. Sevgiler herkeslere. Küçük bir şey hatırlatmak istiyorum. 19 Ocak 1981 günü bizim evde yine çok kalabalık bir grup var. Bora işte doğduktan biraz sonra şarkı söylemeye başladı. Yani bir aylıktan itibaren şarkı söylemeye başladı. Bununla da ilgili bir annemlerin arkadaşının kamerası var. O zamanki kameralar da kocaman, böyle omuz tipi videoya takılan. Ondan sonra onunla beraber geldi. İşte ben parodi yapıyorum. Bora şarkılar söylüyor ama inanılmaz bir gece yani, hakikaten harika. Bunu da videoya çektiler. Aradan zaman geçti. Ben baleye çok merak saldım. Bir günde televizyonda Kuğu Gölü Balesi var. Ben bunu görür görmez hemen video kaset buldum. İlk bulduğum kaseti attım, çektim, iş işten geçti, hepsini sildim. Boracığım çok özür dilerim. Yani yıllar önce ne zamandan başladığım ispatını yok ettiğim için çok özür dilerim. Çiçek, senden de özür dilerim. O da neden biliyor musun? Ardahan doğdu. Çiçeği odaya getirdiler. Kızcağız acılar içerisinde yeni sezeryandan çıkmış yatıyor. Ben saçına o kırmızı kurdeleyi çeşitli bir şekillerde takayım diye uğraştım, didindim. Benden mi uğraşsın, canıyla mı uğraşsın, kırmızı kurdelesi olmazsa olmazsın mı? Hangisi bilemiyorum. Kızcağızın haşatını çıkardım. Senden de özür diliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Sevgilerle. Çok tatlı. Çok çok ya teşekkür ediyoruz. Biraz şaşırdınız evet, da ben daha. Ben Kuğu Gölü Balesi mevzunda şimdi ablam çok anormal bir hafızası var onun. Yani bizim ailenin kara kutusu gibidir. Gibi. Hani işte teyzenin, oğlunun, kuzeninin bilmem kimi hatırlamıyor musun Bora diye de sorar sonunda. Yani ben teyzemin oğlunu hatırlamıyorum ki kuzenimin oğlunu hatırlayayım. Çok güzel ya. Ondan sonra o yüzden hani çok hafızadır. 19 Ocak 1981 durumuna şoka girdim. Vay, yani vay, vay, vay. Hikayeden koptum bir anda, tarihi bu kadar hatırlamasına gerçekten, ama İnşallah Kuğu Gölü Balesi'ni hatırlıyorum. Çok harika, teşekkür ederiz. Harika, harikasınız. Peki şimdi aslında sizinle bir miktar mutluluğu konuştuk ama bugün çok önemli, çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Yankı Yazgan hocamız bizlerle beraber. Öncelikle bir hoş geldiniz yayınımıza demek istiyorum. Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyoruz zamanınızdan ayırdığınız için. Rica ederim, merhaba. Zaman ortak. Beraber kullanıyoruz. Peki hocam, biz hep aslında burada 23 yıllık bir evliliğin mutluluğun sırlarını paylaştık. Aslında galiba bu dönemlerde, son yıllarda mutluluğu arıyorum cümlesi çok revaçta. Arayan buluyor mu mutluluğu sizce? Yani biliyorsunuz ben böyle klişe cevaplar vermek konusunda çok usta bir konuk değilim. yani aramak bulmanın ön şartı. Yani aramayan bulmuyor, öyle diyebilirim. Peki yani baktığımız zaman mutluluk hani kendi içimizde olan bir şey, içimizde mi aramalıyız yoksa mutluluğu dışarıda mı aramalıyız sizce? Şöyle diyelim mi? Yani mutluluk aslında sonuçta bir denge. Bir dengeye ulaşma ve dengenin, ses iyi geliyor mu? Yankılanıyor mu? Gayet güzel geliyor hocam. Tamam. Bir denge derken, denge dediğiniz şey her an bozulabilen evet bir durum. Yani bir durumdan çıktığımızı, yani bir sadece bir problemsizlik durumu olarak örneğin mutluluğu tanımlamak çok yanıltıcı oluyor. Çünkü problemsizlik dediğimiz
geçici bir durum genellikle ve her an yaşamımızda bir pürüz kolayca çıkabiliyor. Diğer yandan mutlu olan insanlar yaşamlarında pürüz olmayan kişiler değiller. Evet, doğru. Pürüzsüzlük anlamında. Daha ziyade pürüzlerle karşılaştıklarında mutlu oldukları anları hatırlayabilmeleri önemli. Çünkü birçok kişi pürüzlü bir dönem, yani mesela şu anda bir fırtınanın içindeyiz. Evet. Yine bu pandemiyi bir fırtına gibi görürseniz, bu fırtınadan önceki zamanı unutmuş olmak, yani daha mutlu olduğumuz, sağlıklı olduğumuz zamanların olduğunu hatırlamak, bir kere daha ileride de buna benzer durumlar olabileceğinin bir göstergesi. Birçok kişi sadece içinde olduğu durumun o karanlığının etkisinde kaldığı için mutlu olabilme ihtimalini aklına getirmiyor. Öyle doğru, değil. Doğru. Yoksa mutlu olma ihtimali her an her dakika var. Biraz önce ben uzaktan sizin programınızı izliyordum. Herkes gayet mutluydu. Çok mutluyuz. Şimdi bu şu demek değil. Yani biz mutsuzlukların dünyadaki farkında değiliz. Şu anda acı çeken, sıkıntı çeken bir sürü insan var. Hatta biz belki biraz önce çektik veya biraz sonra çekebiliriz. Evet. Ama şu anda nedir mesela mutluluk hissini veren? İşte bir tanıdıklıklar, eski ilişkilerimiz, bağlarımız, yakınlıklarımız, yaşadığımız güzel veya zor anlar. Mesela değil mi Bora Bey'in ablası bir örnek olarak verdiği şey, bütün çocuklukla ilgili en kıymetli videoları nasıl sildiğini anlattı, yanlış anlamadıysa. Evet. Biz bunu mutlu bir an olarak yaşadık. Evet. Kahkaha güldük, ettik. Çünkü hem hanımefendinin anlatış tarzı çok tatlıydı, hem de yani dünyanın sonu olmadığını biliyoruz. Evet. O gün şimdi, için dünyanın sonu gibi görünmüş olabilir, olabilir yani. Olabilir ama şimdi evet, tebessümle anabiliyoruz. Sağ olun Bora Bey. Şahane. Gerçekten o nedenle içinde olduğumuz durumun sonrası hakkında düşündüğünüzde, düşünebildiğinizde, içinde olduğunuz durumla sınırlı olmayan bir zamanda aslında yaşadığımızı fark ediyoruz. Yani diyoruz ki her şey böyle kalmayacak. Evet. Kalmayabilir. Hı hı. Ama bunun için mutlu olan insanların yaptığı bir fazladan bir şey var. Peki bu durumdan çıkmak için ne yapabilirim? Çünkü hı, bu durumdan gelip birinin beni kurtarmasını mı bekleyeceğim? Hı hı. Yoksa ben ne yapabilirim sorusunu soranların daha kalıcı mutlulukları olduğunu görüyoruz. Bu da daha işte problem çözme becerisi yüksek, durumlar karşısında teslim olmayan, hı hı, ama bu teslim olmamakla yaptırmayı karıştırmayalım. Yani bir şey yok demek, mesela diyelim ki biliyorsunuz uzun süre televizyon ekranlarını, genellikle hatta işte virüs yok, aşıya ne lüzum var, bunlar hep uydurma falan diyen insanlar genellikle dolduruyor birçok evet, programlarda. İşte sarımsak yiyerek virüsle mücadele edileceğini söyleyenler falan özellikle popüler kişiler oluyor. Çünkü bize gerçeği yatsıyan, gerçeği inkar eden yaklaşımlar kolay geliyor. Değil mi? Doğru. Çocukta bile çocuk düşer kafasını vurur. Önce bir ay ay diye koşulur. Sonra yok bir şey denilir. Hı hı. Yani çünkü çocuğu alıp bir hastaneye götürmek birçok çoğumuza zahmet gelir. Yoktur bir şey herhalde diye birbirimize bakarız. Karılar, kocalar, anneler, babalar. Ve öyle kalır. O nedenle mutlu olanların çoğu geçici olarak da olsa bir süreliğine mutsuzluğa katlanabilen insanlardan çıkıyor mutlu olanlar. Yani mutsuz olma riskini alıyorsunuz ki mutlu olabilirsiniz. Çünkü o zaman gerçeği, tatsızlığı görüp kabul edebiliyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Risk, gerçeği risk, kabul ettiğinizde evet, risk çok önemli bir tanım burada. Yani risk almak, her konuda risk almak, işte evet, mutsuz anın için risk almak. Çok beğendim o şeyi. Ay, bunu, bunu cebime aldım evet, müsaadenizle evet, hocam. Evet, çok önemli buyurun, gerçekten. Buyurun, kamuya açık bir şey. Ben ne yapabilirim sorusu hakikaten evet, bu da çok, çok değerli, önemli. Yapabileceklerimize bakmak, karamsarlığa kapılmak yerine. Az bir önce yani bir... mutsuz olmakta bir problem yok Çağla. Yani evet, mutsuz olmak olunur, evet, geçici bir durum. Doğru. Ama mutsuz olmamaya çalıştığımızda... Yani örneğin gerçeklere gözümüzü kapattığımızda, evet, canımızı sıkan şeyleri görmemeye çalıştığımızda sadece meselenin büyümesini sağlıyor. Doğru, doğru. O noktada o soru çok kıymetli. Az önce dediniz ya aslında bu bir denge işi diye. Bizim o var olan belki de uzun yıllardır kurmaya çalıştığımız işte altında mutluluk, sevgi, aşk, huzur yazan denge aslında pandemi döneminde
tüm aslında kurduğumuz denge alt üst oldu diyebiliriz. Şimdi en çok hangi dengeler bozuldu bu dönemde ve nasıl yardımcı olabilirsiniz bizleri izleyenlere, nasıl destek olabiliriz, neler yapabiliriz? Şimdi şunu akılda tutmak gerek. Bu pandemi döneminde birçok düzeyde problem yaşanıyor. Çalışanlar tükenmiş durumda. Kadınlar, özellikle kadın çalışanlar ne işlerini ne onların işiymiş gibi gözüken ama sadece onlara ait olmayan ev ve çocuk sorumluluklarını tam yerine getiremiyor. Bunun altında ezilmiş vaziyetteler. Başta kadınlar. Halbuki ve kadınlarla ilgili güncel politik gelişmeleri izliyorsunuz. Çok fazla girmeyeceğim, bu programın temalarına uymayabilir. Ama şöyle bir gerçek var. Kadınların özellikle pandemi döneminde hem kariyer hem ev yaşamı anlamında hem de kişisel gelişimleri anlamında daha negatif etkilendiklerini gösteren, örneğin öğretmen kadınlarla ilgili, hekim veya sağlık çalışanı kadınlarla ilgili, akademisyen kadınlarla ilgili çalışmalara baktığınızda çok daha yüksek risk altında olduklarını görüyoruz. Tükenmişlik, mutsuzluk, verimsizlik. Basit bir örnek vereyim. Kadın akademisyen değil mi? Doçent, profesör ya da doktor öğretim görevlisi olan birçok kadın. Dünyada, sadece ülkemizde de değil. Bir önceki yıla göre yazdıkları, yayınladıkları, çünkü bilimin ölçüsü yayın yapan yayınlarında erkeklerinkinden çok daha fazla bir azalma var. Herkesinkinde bir düşme olmuş olabilir ama kadınlarda daha fazla azalma var. Dolayısıyla kadınlar en çok etkilenen grupların başında geliyor. İki, çocuklar. Evet, en önemli yani konu bu, aslında herhalde değil mi şu anda? Çocuklar neden önemli sizce? Yani çocuğum çünkü benim tüm hayatım ve onlara bazı şeyleri nasıl anlatabileceğim konusunda çok tıkandığımdan dolayı belki kendi üzerimde kendimi mutlu etmekten çok çocuklarımın eğer mutlu olduğunu görürsem bana yansıyan bir durum, aile içine yansıyan bir durum olacağını düşündüğüm için. Çünkü bazı şeyleri mesela ölümü anlatmaya hep korkarız ya ebeveyn olarak, işte nasıl anlatacağım, tabuta girdiğini mi söyleyeceğim yoksa işte uçtu melek oldu mu diyeceğim gibi. Pandemide de onları aslında korkutmadan anlatabilmek gerçekten benim üzerinde çalışmak zorunda olduğum bir konu haline geldi. Bu yüzden sizin söyleyecekleriniz çok kıymetli. Korkmalarından niye rahatsız oldunuz? Şöyle, yani korku başka bir durumu, başka bir duyguyu tetikler mi endişesi? Yani korkmasın aslında, inanılmaz mutlu olsun, hiç yok saysın demek değil hocam da. Dozunda korkmasını istedim. Rüyalarına kabus gibi girmesin, işte gün içerisinde çok panik yapmasın, arkadaşlarıyla buluştuğu zaman sende korona var mı diye çocuk uzak durmaya çalışsın gibi, hani böyle ufak tefek sosyal hayatını, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini etkilememesi. Tabii ki korksun, hijyen kurallarına okula gittiği zaman devam etsin, maskesini taksın, bir miktar korku iyidir ama ben bunun dozunu ayarlarken biraz tedirgin oldum açıkçası. Yani birçok anne baba herhalde sizinkinden çok farksız duygular içindeydi ve aslında anne babalık ya da çocuklarla ilgili bizim görevimiz tabii onları sevmek, öpmek, okşamak vesaire dışında aslında topluma bireyler yetiştiriyoruz hepimiz. Ve gelecek kuşaklarımızı oluşturuyoruz. Dedelerimizden gelen bir yolu bir sonraki kuşağa devrederek artık hayatta olmayanlardan gelecekte dünyayı bizden devralacak insanlar yetiştiriyoruz ve bu insanların yetiştirilmesi aslında sadece anne babaların meselesi de değil, biliyorsunuz. Hı hı. Toplum bu konuda eğitim diye bir kurum kurmuş. Eğitim bütün dünyada özellikle modern toplumun ana çatısı. Yani çünkü biz anne baba olarak yetişebileceğimizin çok ötesinde bir bilgi beceri düzeyinde düzeyi gerekiyor. Hayatta kalabilmeleri için çocukların gelecekte yetişkinler olduğunda bu sistemin aksadığını görüyoruz. Yani çocukların yetiştirilmesiyle ilgili, sistemle ilgili hep dertlerimiz vardı. Geçen yıl konuşsaydık böyle bir konuyu, yine işte okullardan şikayet edecektik. Hı hı. Anne babaların yanlışlarından, yanlış tutumlarından bahsedecektik. Yine kötü haberleri nasıl vereceğiz belki diyecektik. Yaşına göre diyecektim ben. Mesela ölümle ilgili bir bilgiyi korkutucu olmadan vermenin ana yolu çocuğun düşünme kapasitesini hesap etmektir. Neyi ne anlıyor? Hı. İki, bir çocuk için en önemli olan aslında bu haberi aldığında, yani özellikle okul öncesi çağdaki, ergenlik öncesi çağdaki çocukları kastediyorum. En büyük dertlerin ne olduğunu düşünüyoruz.
genelde çocuklara sorduğunuzda söyledikleri şey şu. Yaşam devam ediyor, bunun farkındalar. Ama bana yakın olan başka insanlar da hayatımdan çıkıp gidebilirler mi? Anne, sen yaşamaya, senin yaşamın tehdit altında mı? Babamın yaşamı tehdit altında mı? Çocukların sorduğu sorular aslında bunlar. Biraz bencilce. Evet, çünkü evet. Çocuk kendi güvenliğini düşünür. Tabii, tabii. Çocuk kendi güvenliğini, hatta mesela değil mi, anne baba ayrılığı sırasında da biz nerede kalacağız filan diye düşünürler. Daha iyi evi olan annenin babanın evinde olmayı tercih edebilirler. Daha işte site bahçesi var, o tarafı severler. İşte annemin arabası yok, otobüste gidiyoruz. Babam arabayla. Yani çocuk dediğimiz şey, yani çocuk doğal bir varlıktır. Yani bir yüce varlıktan bahsetmiyoruz. Yani böyle bir şeyde. Birçok durumda bencil olması gereken, çünkü gelişmek için kaynakları bizden bir şekilde otomatik alması gereken bir varlık. Yoksa birçok çocuk ihmal edilmiş de oluyor bu sebeple. Birçok çocuk bunu yapamadığı için. O nedenle ben çocukların geleceklerin etkilendiği bir dönemde olduğumuz için hepimiz çok tedirginiz. Evet. Okulların açık tutulamamış olması uzun bir süre. Evet. Şimdi de tekrar nasıl bunun sürdürüleceğiyle ilgili kafa karışıklıklarının varlığı, bir sürü hatanın üst üste yapılıyor olması. Dünyada başka, biraz önce hani Mars dışında gidecek bir yerde yok gibi gözüküyor. Var bazı ülkeler çok daha bu konuda başarılılar açıkçası Mars, ama bizi alacaklar sanki. Yani, oradaki şeyde. Mars iyidir, Mars. Fena değildir. Ben Mars rengi giyindim ama, zaten. Evet, Mars belki iyi bir hedef olabilir. Sizin oğlan için belki düşünülebilir. Yani 10-15 yıl sonra yerleşebilir orada. Neden olmasın? Durum böyle. Ben kadınların ve çocukların özellikle çok etkilendiği, çocukların gelecekleri gibi. Peki birisi diyelim ki, bizi dinleyenler arasında birçok 65 yaş üstünde insan var. Büyük bir ihtimalle. 65 yaş üstündekileri unuttunuz. Evet, doğru. 65 yaş üstündekiler de diyorlar ki bizim yaşamımızın son çeyreğine, son üçte birine ne zamansa işte girdiğimiz bu dönemde yapmayı düşündüğümüz, ömür boyu hayalini kurduğumuz, tam yapacakken bu şekilde kısıtlandığımız bir döneme denk geldik. Evet. Yani siz çocukların geleceğinden bahsediyorsunuz. Biz de geleceğimizi kaybettik. Tabii ki, tabii ki, doğru. O nedenle bu kayıp duygusunun çoğumuzun hayatını işgal ettiğini ve o yüzden yani arada gülüp çalıp söylemenin hiçbir mahsuru yok. Çünkü kendimizi bırakırsak üzerimize bir ağırlık çöküyor. Evet. Engelli vatandaşlarımız, engelli çocuklar, engelli bireyler, birçoğu özelleşmiş eğitim ihtiyacı olan özel gereksinimli çocuklar, zaten zar zor yürüyen işlerin birçok durumda aksadığını biliyoruz. Burada büyük bir ihtimalle saymadığım çok değişik meslek gruplarından insanlar. O nedenle bu zor zamanda peki insanları ne ayakta tutuyor? Biliyoruz ki savaşlar, salgınlar dünyanın bir parçası. Acı çekme hayatın bir parçası. Öyle. Birbirine destek olan insanlar aslında bu durumu yine toparlıyor. Hı hı. Dayanışma içinde olanlar. Dayanışma içinde olanlar dayanabiliyorlar yani. Türkçesi o. Peki. Çok konuştum. Hocam yani keşke saatlerce konuşabilsek, evet, inşallah. Ben seneler önce Yankı Bey'den oğlumu götürmek istemiştim. Randevu alamamıştım. Şu anda sizi. Öyle mi? Kadar, evet, iki ay i̇şte sonra. İşte böyle televizyonlarda falan zaman geçirdiğim için ondan zaman kaldı. Hocam çok kıymetlisiniz. Zaman ayırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah nice güzel yayınlarımız olur birlikte. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli şeyler söyledi Yankı gerçekten. Bey, ben gerçekten çok peşine düşmüştüm bir ara. Evet. Denk gelemedim. Kitaplarını, yazılarını, her şeyini okumaya çalıştım. Çok mutlu oldum bugün de burada çok denk geldiğim. Çok kıymetli bir hocamız. Peki bir şarkıyla devam edelim mi? Dedi. Çalabilirsiniz, tamam. Söyleyebilirsiniz. Ben bir şeyle ilgilenebilir miyim mutfağımla? Pizza yandı. Yanmadı. Biz sürekli yandı. Göz gözeyiz. Aşağı tamam. Hallettik ama sen... ben o tarafa gideyim. Hadi herkes işini yapsın. Herkes görev yerlerine. Minik bir şarkı bulacaksın. Ben de burada sunuculuğumu yapayım. Herkes işini yapsın o zaman. Bir alkış gelsin. Çok da güzel bir yayın oluyor. İyi ki geldiniz tekrar. Teşekkür ediyorum. Evet, bu alkışlara hasretiz. Hangi şarkı geliyor acaba?
O zaman şimdi iki yeni şarkı var demiştin sevgili evet. Bora. Ondan biraz bahsedelim Bilecik. Bir de Zoom'da bağlandığımızda bir şarkın vardı senin. Hı-hı. Hele bir sabah olsun diye. O da şu anda farklı bir dijital platformda yayınlanmaya devam ediyor diye biliyorum. Evet, kendi kanalımdan yayını aldım onu. Biz müzisyen arkadaşlarımızla, kimse evden çıkamadığı için herkes evinde hem videosunu çekti hem de kaydını evet, yaptı. Evet. Bizim evde de Ardahan onu montajladı ve ben de mixledim şarkısını. Evet. Onu kendi kanalımıza çok koyduk. Güzel. Oradan yayında. Şahane. Epeyce pandemiye bir anı olarak. Oradan bir buluşma değil mi? Oluyor aslında yine evet. Dijitalden de olsa pandemiye de bir anı bıraktım evet, diyorsun. Şimdi hangi şarkı geliyor? Şimdi klasiklerden birini çalalım gelsin. Gene. Yeni şarkılardan ilki Mayıs ayında, ikincisi de Ağustos ayında inşallah dinleyiciyle buluşacak. Oh ne güzel. Dijital alanda. Bakalım biz eskilerden devam edelim. Haydi şimdi. Bakalım. Buyurun. Duyardım gökyüzünü, sana yorardım rüzgarı. Sahilde kırık bir sandalye, yüzümde tuzdan bir maske. Kurardım soframızı, her gün beklerdim sesini. Kadehte eski bir kulübe, yüzümde senden bir kale. Yok ki günahım desem de avunsam da, ne fayda duymuyorsun, yoksun hala buralarda. Gidiyorum artık, yeter yüklenip yarınlarımı. Bir gün bıraktım yerime, hayaldin sen. Gidiyorum artık, yeter yüklenip yarınlarımı. Bir gün bıraktım yerime. Ağzına sağlık, ellerine sağlık. Şuradan hemen burada seni de böyle alabilirsem süremizin evet. Sonuna geldik. Hemen böyle geliyorum. Bir sürü şey sığdırmaya sizi gerçekten burada böyle çok keyifli bir zaman geçirmeye çalıştık. Tüm eklime ayrıca hazırlıklar için çok çok teşekkür gerçekten ediyorum. Gerçekten biz de çok teşekkür ederiz. Evet, sürprizler için de. Çok iyi geldi. Böyle normalleştiğimizi hissediyoruz ya böyle evet. Zamanlar. Biraz unutuyoruz hiç değilse bir şeyleri. Ne mutlu bana. Ama Yankı Bey bugün çok güzel şeyler söyledi. Unutmaya da gerek yok. Cebe atalım, farkında cebe atalım. Olalım yani. Yeter. Ama, evet. Boracığım tekrar teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çiçek, sağ olun. İyi ki geldiniz. Bir alkış yani. İstiyorum güzel çiftimize. Sizi buradan uğurlarken hemen diğer konuğumu davet ediyor olacağım. Nereden evet. Uğurlanmak istersiniz şöyle efendim? Gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Şöyle de buyurabilirsiniz. Pizzadan yensin. Pizzadan tadına bakılacak. Hiç merak yensin. Edilmesin. Çok çok teşekkür ediyoruz çok tekrar. Sağ olun. Şimdi sıradaki konuğum kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Hakan Özörnek hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Bulduk. Merhaba. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ay nasıl olalım? Yemekler, şarkılar. Şahane efendim. Şahaneydi ya. Çok keyif aldım vallahi burada. Çok güzel bir başlangıç yaptık arkada biz dinledim. De haftaya. Şimdi ama tüp bebek tedavisini bir konuşarak evet, başlayalım tüp bebek derseniz. Konuşabiliriz artık. Hiç bilmeyenler için tüp bebek tedavisi nedir? Nasıl yapılıyor? Kimlere yapılıyor? Valla çocuğu olmayanlar için en sık uyguladığımız tedavi. Neden en sık uyguluyoruz? Çünkü en başarılı tedavi elimizdeki tüp bebek tedavisi. Artık 42-43 senedir yapıyoruz ve artık çok başarılı bir tedavi. Yıllar içinde de gelişti. Hem hasta açısından bir takım gelişmeler oldu. Artık evet. Tedavi çok daha kolaylaştı. Dolayısıyla günlük hayatlarını hiç etkilemeden tedaviyi rahatlıkla sürdürebiliyoruz. Ayrıca laboratuvar teknolojisi çok ilerledi. Dolayısıyla da pek çok hastaya, çocuğu olmayan pek çok hastaya bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. Şu an tüp bebek tedavisindeki son gelişmeler neler hocam? Biraz son gelişmeler şöyle anlatayım. Laboratuvar teknolojisindeki gelişmeler bize doğru embriyoyu seçmemiz sağlıyor. Embriyo döllenmiş yumurta. Biz ne yapıyoruz? Anne adayından yumurta hücresi alıyoruz. Baba adayından sperm hücresi alıyoruz. Laboratuvar şartlarında döllüyoruz. Elimizde genellikle 8-10 tane döllenmiş yumurta oluyor. Ve biz yıllarca şuna çalıştık. Acaba bu embriyolardan hangisi daha yüksek gebelik şansına sahip? İşte yıllar içinde gelişilen teknolojilerle biz artık embriyonun gelişme hızını ölçerek bu şekilde bir yaklaşımla
doğru embriyonun, yani en fazla gebelik şansı olan embriyonun rahme verilmesini sağlıyoruz. Hı hı. Bu da bizim önemli tabii ki pek çok hastanın daha ilk seferde gebe kalmasını sağlıyor. Sağlıyor. Kadınlarda yumurta sayılarının az olmasının aslında değil mi çok negatif bir faktör olduğunu biliyoruz. Şimdi kadınlar şöyle, annelerinden yumurtayla doğuyorlar. Hiçbir zaman yeni bir yumurta üretmiyorlar. O neyle doğuyorsak depo, o değil mi hocam? Evet. Ve ilk adetle birlikte harcamaya başlanıyor. Her adette bir kısım yumurta daha kayboluyor. Dolayısıyla da yıllar içinde yumurtalar hem sayıca azalıyor hem de yumurtayla sizin yaşınız aynı. Atıyorum sizin yaşınız 25 ise yumurtanız 25 yıllık bir yumurta. Sizin yaşınız 40 ise yumurtalarınız 40 yıllık yumurta. Dolayısıyla da yılların verdiği olumsuz nokta yumurtanın kalitesinde azalması bize gösteriyor. Hı. Bunu da biliyoruz. Hem doğal olarak gebe kalma şansı yıllar içinde düşüyor. Tüp bebekte de aynı şey söz konusu. Tüp bebekte de yaş ilerledikçe tüp bebeğin başarı şansı düşer. Embriyo kalitesini peki yumurta mı belirliyor yoksa sperm hücresi mi? Ağırlıklı olarak yumurta belirler. Yani görsel olarak bakıldığında yumurta spermin 300 katı büyüklüğünde bir hücredir. Hmm. Yani gerçekten ve yumurtanın içinde her türlü besin vardır. Çünkü sperm yumurtanın içine girip de kromozomlar birleştikten yani o artık yeni bir canlı olduktan sonra rahme yerleşinceye kadar 6,5 gün geçirir. Hmm. Ve bu 6,5 gün boyunca yumurta kendi besinini kendi üretir. Dolayısıyla embriyo kalitesinde de ağırlıklı olarak yumurta sorumludur diyeyim. Peki yumurta sayısı neye göre değişiyor? Yumurta sayısının hızlı azalmasını tetikleyen faktörler var mıdır? Ve aynı zamanda yumurta eğer azsa nasıl bir tedavi uygulanıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yumurta sayısı kaç yumurtayla doğduğunuzu bilmiyorsunuz. Evet. Her ay ne kadar harcadığınızı da bilmiyorsunuz. Bunu kontrol edebileceğiniz en önemli şey antimüllerian hormon dediğimiz bir hormon değerine bakmak. AMH bu testi. Hormon değeri yani AMH sizin dediğiniz gibi eğer birin altındaysa acele etmek gerekiyor. Buradaki acele etmek şu manada eğer evliyseniz ve çocuk istiyorsanız tüp bebek tedavisine bir an önce başlayın. Başvurun. Eğer evli değilseniz ama İleride bir zaman çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız yumurtalarınızı dondurabilirsiniz. Hmm. Artık günümüz teknolojisinde evet. Yumurtalar donduruluyor. İstediğiniz süre saklanabiliyor. Ve yumurta dondurmanız için illaki evli olmanız gerekmiyor. Şöyle söyleyeyim 25 yaşında menopoz riski olan yani yumurtalarının bitme riskiyle karşılaşmış olan pek çok hastam var. Dolayısıyla da AMH hormonunun sanki bir tarama testiymiş gibi yaptırılması ve bunun sonucuna göre de eğer dediğim gibi birin altında bir değer varsa biraz acele edilmesi gerekiyor mutlaka. Acele etmekte fayda var diyorsun. Kesinlikle. Rahim içi zarını biraz konuşalım. Rahim içi zarı nedir ve neden son yıllarda hani konuşalım hocam evet bunu konuşmalıyız diye önemli şimdi, hale geldi. Çünkü demin dediğim gibi çok uzun yıllar biz embriyoyla çok uğraştık. Ama esasında rahim içi zarı onu kabul etmediği takdirde siz harikulade de bir embriyonuz olsa elinizde maalesef gebelik oluşmuyor. Tabii. Yani yerleşeceği yerin de önemi var. Mesela bundan 4-5 sene öncesine kadar biz rahim içi zarının steril olduğunu düşünürdük. Hiç mikrop olmadığını düşünürdük. Şu anda biliyoruz ki kendine has bir mikrop kolonisi var onun. Yani ağzımız gibi veya mi? Bağırsaklarımız evet. gibi. Bu kolonide bir bozukluk olduğu takdirde maalesef harikulade bir embriyo da verseniz demin dediğim gibi yerleşmiyor. Çok da basit bir tedavisi var. Bir antibiyotik tedavisi yapıyoruz ve bu sorunu çözebiliyoruz. Rahim kasılabilen bir organ mesela. Buna karşı eğer transfer sırasında kasılırsa embriyoyu dışarı doğru itekliyor. İtiyor. İşte buna karşı da mesela bir ilaç var ve biz transfer sırasında bu ilacı verdiğimizde gebelik oranlarının arttığını görüyoruz. Bu açıdan artık rahim iç zarı bizim bilimsel açıdan daha çok odağımızda olan bir organ. Ona göre çünkü yapılabilecek çok şey var. Var. Yapıştırıcının embriyo transferindeki önemi nedir? Mesela yapıştırıcı da şöyle enteresan nedir bir hocam konu. Nedir hocam? Embriyonun rahimin içine yapışması için bazı moleküller sorumlu. Bunlardan hyaluronan denilen bir molekül var. Eğer bu miktar olarak azsa embriyo yapışmıyor. Ve biz şu anda bunu dışarıdan ekleyebiliyoruz. Transfer sırasında bir damlanın içinde biz embriyoyu rahmin içine bırakıyoruz. O damlanın içinde bu bahsettiğim hyaluronan denilen madde yoğunluk olarak
fazla olarak verildiğinde buna yapıştırıcı diyoruz. Bu yapıştırıcı sayesinde embriyonun daha fazla yapışması, dolayısıyla da gebelik şansının artması söz konusu. Ya bu önceden bilinebilir bir şey mi, yoksa herkes de bu şansı arttırmak için bu yapıştırıcıyı kullanıyor musunuz? Genellikle tekrarlayan başarısızlığı olan, yani 200 sefer biz çok güzel embriyo vermişiz ama gebe kalamamış olan hastalarda özellikle tavsiye ediyoruz yapıştırıcı konusunu. Çok güzel. Şansı birazcık daha fazla artırıyor. Şansı daha fazla artırıyor. Aynen öyle, sizin dediğiniz gibi. Yumurta dondurma işlemi ne zaman yapılmalı? Şimdi eğer AMH'nız 1'in altında ise o zaman mutlaka bir yumurta dondurma işlemi yaptırmayı planlamanız gerekiyor. Yumurta dondurma için aşağı yukarı 10-12 günlük bir tedavi yapıyoruz. Bu tedavideki amacımız yumurta sayımızı arttırmak. Nasıl bir tedavidir o? Bir de can sıkıcı bir tedavi midir? Çok, eskiden çok daha uzundu şimdi. Tabii oldukça... eskiden 45 gün civarlarındaydı. Şimdi 10-12 gün kadar sürüyor. Genellikle böyle insülin iğnesi gibi iğneler kullanılıyor. Hormon içeren bir takım maddeler var. Bunları ilaç olarak hastamıza veriyoruz. Normalde yumurtalıklar her adet döneminde bir tane yumurta üretilsin diye programlanmıştır. Biz ama daha fazla yumurta üretilsin diye, bu normalde esasında verdiğimiz ilaçlar beyinden üretilen, hipofizden üretilen hormonun birebir aynısı. Sadece çok miktarda veriyoruz ki çok miktarda yumurtamız olsun diye. Çünkü bir sefer topladığımız yumurtaları dondurduğumuzda ileride bir bebek sahibi olabilecek kadar yumurtayı da depolamak istiyoruz kadında. En azından. Dediğim gibi aşağı yukarı 10-12 günde biten bir tedavidir. Yumurta toplama işlemi de 10 dakikalık bir işlemdir. Ve anestezi altında yaptığımız için herhangi bir ağrısı acısı yoktur. Sıkıntı. En çok sorulan soru budur çünkü. Evet, ağrısı acısı var mı? Ağrısı acısı var mı? Hiçbir, kesinlikle yok zaten. Hasta hiçbir şey hissetmiyor diyorsunuz. Altın yumurtayı konuşalım. Altın yumurta nedir? Kimlere uygulanır? Şimdi genellikle 40 yaş üstü hastalarımızda yumurta sayısı çok azalıyor. Ve demin de bahsettim, kalite de düşükler olduğu için genetik problemler de artıyor. Siz de bilirsiniz, yaş arttıkça mesela Down sendromu riskimiz artar gebeliklerde. İşte buna karşı şöyle bir program geliştirdik. Altın yumurta, gerçekten altın değerinde olduğu için öyle bir isim verdik. Yumurtayı topluyoruz, döllüyoruz, saklıyoruz. Bir kez daha yapıyoruz. Çünkü genellikle bir veya iki tane yumurta elde edebiliyoruz bu hastalardan. Ta ki dört tane iyi kalitede embriyo elde edene kadar. Bu genellikle iki veya üç tedavi sürüyor. Bu dört tane embriyoya genetik tarama testi yaptığımızda genellikle bir tane sağlam embriyo geliyor. Yani genetik olarak normal bir embriyo. Bunu transfer ettiğimizde 40 yaşın üstünde olmasına rağmen çok başarılı, aşağı yukarı sanki 30 yaşındaymış gibi bir gebelik oranı elde ediyoruz. Biraz meşakkatli bir tedavi ama başarısı çok iyi olduğu için hastalarımızı bu noktada yönlendiriyoruz. Ve altın yumurtayı duyunca onların da hoşuna gidiyor. Evet, gerçekten de altın kalitesinde yumurtalar oluyor bunlar. Çok güzel. Peki serum tedavisinden biraz bahsedelim hocam. Nedir serum tedavisi? Serum tedavisi şudur. Şimdi bağışıklık sistemi vücudun geneliyle rahmin içinde birbirinden farklı çalışır. Vücudun geneli şöyle çalışır. Dışarıdan giren her türlü yabancı maddeyi vücudun bağışıklık sistemi algılar ve vücudun dışına atmaya çalışır. Bu virüs olabilir, bakteri olabilir veya herhangi birinin organı olabilir. Mesela eşinizin böbreğini söküp size taksak sizin bedeniniz bunu kabul etmez. Ama bebeğin yarısı babaya ait olduğu halde rahim bunu tolere eder, görmezden gelir. Bu bağışıklık sisteminin bu kendine özel, sadece rahim içindeki bir fonksiyonudur. Eğer bu fonksiyonda bir bozukluk olursa, yani normal vücut gibi çalışmaya başlarsa bu sefer embriyoyu sanki bir yabancıymış gibi algılıyor ve dışarı atıyor. Buna karşı geliştirilmiş olan bir modeldir serum sistemi. Buradaki amaç bağışıklık sisteminin embriyoyu yok etmesini tırnak içinde engellemektir. Genellikle transfer günü başladığımız 2 haftada bir, ta ki bebeğin kalp atışını görene kadar, yani annenin onu kabullendiğini bilene kadar sürdürdüğümüz bir tedavidir. Özellikle tekrarlayan başarısızlık hastalarında, yani hani 3 kere 5 kere denedim de olmadı hastalarında çok başarılı olduğumuz bir yöntemdir. Aşağı yukarı 7-8 senedir çok başarıyla uygulanan bir yöntem bu serum tedavisi. Peki yine herhalde en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Tüp bebek tedavisinde laboratuvarda güvenlik nasıl sağlanıyor hocam? Evet, bu gerçekten
Yani bizim içimiz zaten çok ferahtı. Çünkü yaptığımız işi biliyoruz ve her işi esasında iki kişi yapıyor. Yani ben işi yapıyorsam siz yanımda duruyorsunuz ve şahitlik ediyorsunuz. Ama şimdi artık elektronik bir şahitlik sistemi var. Bu çok önemli çünkü her hücreyi biz radyo frekansla artık işaretliyoruz. Ve diyelim ki milyonda bir ihtimal sizin hücrenizde sizin eşinize ait olmayan bir hücre aynı mekana geldi. Hı. O anda kıyamet kopuyor. Hem ses hem görüntü olarak uyarı veriyor. Sinyaller bütün bunları çalıyor. Hastamızın da bir kartla takip etmesi mümkün. Benim açımdan en önemli kısım zaten o. Çünkü hastanın içinin rahat olması gerekiyor. Evet. Acaba benim hücrem karışır mı? Veyahut işte benim hücremle başka bir hücre transfer sırasında değiştirilir mi? Bütün bunlar tabii ki mümkün değil ama en azından hastanın bunu artık görmesi, kontrol etmesi de imkan dahilinde. Onun için çok sevdiğim bir yöntem o. Peki hocam taze embriyo transferinden artık vaz mı geçiliyor diye soruyorum. Hayır, vazgeçmiyoruz. Bazı klinikler bunu uyguluyor. Mutlaka embriyoyu dondurup transfer ediyorlar. Ben o görüşte değilim. Çünkü her şeyin tazesinin daha başarılı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Ha, mecbur olduğumuz bazı hasta grupları var. İlla ki embriyolarını donduralım diye. Mesela çok yumurtası olan hastalarda embriyoyu donduruyoruz veyahut işte genetik tarama yapmak için embriyoyu donduruyoruz. Ama bütün bunlara ihtiyacı olmayan hastalarda mutlaka taze transferin daha başarılı olduğunu, tabii ki embriyoları donduralım, saklayalım fazlasını ama mutlaka her hastaya taze embriyo transfer şansı da vermek gerektiğini düşünüyorum ben. Peki dondurulmuş yumurtalar ne kadar uzun süre orada saklanabiliyor? Pratikte 100 sene saklayabilirsiniz. 100 sene. Evet, herhangi bir şey olmaz. Evet, biyolojik olarak. Ama tabii ki genellikle hastalarımız işte 20'li yaşlarında dondurduklarında 30'lu yaşlarında evleniyorlar ve evlendikten 1-2 sene sonra da bunları kullanmak istiyorlar. Yani genellikle ortalama bizim sakladığımız süre 10-12 yıllık sürelerle saklayabiliyoruz. Ama dediğim gibi İstersen... saklama süresinin herhangi bir limiti yok. Yok. Peki evet. Rahim içi zarının görevinden birazcık bahsedelim. Az önce bir parça anlattınız ama son yıllarda yeni önem kazanan bir konu olmaya başladı. Şimdi rahim içi zarı esasında şu manada önemli. Hangi embriyonun yerleşip hangisinin yerleşmeyeceğine rahim içi zarı karar veriyor. Yani son karar esasında yine anneye ait olan bir karar. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela tekrarlayan, düşük yapan hastalar var. Yani kendiliğinden hamile kalıyor ama sürekli düşük yapıyor. Buradaki hikaye esasında yerleşmemesi gereken bir embriyoyu kabul etmiş olması. Normal şartlarda o embriyo hiçbir şekilde yerleşmemesi gerekiyor ve o kadının adet görüp hayatına devam etmesi gerekiyor. Rahim iç zarı çok kabul edici olduğunda yerleşmemesi gereken embriyoda yerleştiği için maalesef o embriyoda ilerleyemediği için yani yaşamsal olarak tekrarlayan düşüklerle karşılaşıyoruz. Bunun için rahim iç zarının fonksiyonel olarak önemini kavramak gerekiyor. Evet. Ve ona karşı da bir takım tedaviler dizayn etmek gerekiyor. Minicik bir ara verelim. Hakan Hocam'la sohbetimizi aradan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hakan Hocam, neler eklemek istersiniz? Vallahi tüp bebek tedavisi dediğim gibi 43 yıldır uygulanıyor ve şu anda çocuksuzluk için en başarılı tedavi. Buradaki en önemli iki şey var. Hastalar biz ne yapalım diyorlar. Bir, ilaçlarını zamanında kullansınlar. Çok önemli. Onlardan istediğimiz tek şey bu. İkincisi de maalesef %100 başarılı bir tedavi değil. Başarısız olunduğunda vazgeçmesinler. Vazgeçince çünkü onlar çocuksuzlukla devam ediyorlar hayatlarına. Biz de oldukça üzülüyoruz. Çünkü genellikle ikinci, üçüncü tedavilerde mutlaka olayı çözüyoruz. İnşallah diyelim. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.